Herkese yeniden merhaba. Bu videoda boşaltım sisteminin geri kalan kısmını size anlatacağım ve burada idrar oluşumu, hastalıklar kısmını göreceksiniz. Şimdi başlayalım. Şimdi bir önceki videoda size nefron yapısını anlatmıştım. Eğer nefron yapısıyla ilgili bir bilginiz yoksa lütfen ilk olarak bir önceki videoyu izleyin. Çünkü idrarın nasıl oluştuğunu anlayabilmeniz için nefronun yapısını gerçekten anlamış olmanız gerekiyor. Şimdi uyarı yaptıktan sonra bildiğinizi varsayarak devam ediyorum. Şimdi idrar nefronlar tarafından oluşturulan, içeriğinde çeşitli boşaltım atıkları bulunan bir boşaltım sıvısıdır aslında. Ve bu idrarın oluşumu 3 aşamada gerçekleşir. Bunlar süzülme, geri emilim ve salgılama olaylıdır. Şimdi süzülme dediğimiz olay glomerulus ile Bowman kapsülü arasında gerçekleşir. Tek yönlü bir olaydır. Glomerulus'tan Bowman'a doğru gerçekleşir. Gerçekleşmesi sırasında hiçbir şekilde enerji harcanmaz. Çünkü bu olay tamamen difüzyon kurallarınca basıncın fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru gerçekleşir. Bu olayın gerçekleşmesinde 3 tane basınç görev yapar. Bunlar Kan basıncı, ozmotik basınç ve hidrostatik basınçtır. Şimdi kan basıncı istiyor ki glomerulus içindeki maddeler boğmana geçsin. 70 mm civa güçle bunu sağlıyor. Ozmotik basınç da istiyor ki glomerulus içindeki maddeler geçmesin. Biz boğmandan madde alalım istiyor. O da 32 mm civa. Hidrostatik basınç da Bowman kapsülünün oluşturduğu bir basınç. Bu da istiyor ki Bowman'daki maddeler glomerulusa geçsin. Bu da yaklaşık 14 mm cıva. Yani şu ikisi zıt yönde. Buradan işlemi yaptığımız zaman kan basıncının yönünde 24 mm cıvalık bir basınç ortaya çıkar. İşte bu basınç yani 24 mm cıvalık bu basınca biz süzülme basıncı adını veriyoruz. Buraya baktığımız zaman kim yendi? Glomerus'taki maddelerin boğmana geçme yönündeki basınç yendi. Dolayısıyla burada galip gelen basınç glomerulustan boğmana doğru götürdüğü için maddelerimiz 24 mm cıvalık bir güçle boğmana geçecektir. Peki boğmadan kimler geçecek? Aslında kimlerin geçeceğini değil, kimlerin geçmeyeceğini bilmeniz yeterlidir. Geçmeyecekler. Kan içindeki hücreler, kan içindeki proteinler ve kan içindeki yağ molekülleri. Bu üçü geçmeyecek. Bunun dışında kalan su glikoz, amino asit, vitaminler, sodyum, potasyum, kalsiyum, bikarbonat, magnezyum, üre, amonyak, ürik asit, kreatin gibi. Yani kan içinde difüzyona uğrayabilen her şey buradan geçiş yapılabilir. Ve boğmana geçen madde çok daha idrar halinde değildir. Yani burası yararlı da içerecek, zararlı da içerecek. Yani bu haliyle atılırsa kişinin yararlı maddeleri de atacağı kesin olduğuna göre kişi hayatına devam edemez zaten. Bu yüzden boğmana geçen maddeler atılabilir halde değildir. İşte onları atılabilir hale getirebilmek için de şu diğer iki aşamayı gerçekleştirmek zorundayız. Şimdi demin ben bunun hesabını yapmıştım size zaten 24 mm civa diye. Şimdi buraya geçen maddeler aslında kandaki plazma sıvısına çok benziyor. Ama farkı şu. Kan plazmasında kan proteinleri de bulunur. Ama burada protein yok. O yüzden biz Bowman'a geçen maddeler için proteinsiz plazma kavramını kullanıyoruz. Şimdi buradaki proteinsiz plazmanın miktarı her zaman sabit değildir. Bazen glomerulustan Bowman'a çok fazla madde geçerken bazen az madde geçer. Burada çok ya da az olup olmayacağını süzülmenin hızı belirler. Bazı olaylar süzülme hızını arttırırken bazı olaylar yavaşlatır. Buradaki mantık şudur. Şunun sonucunu arttırabilirseniz eğer o zaman süzüntü miktarını da arttırabilirsiniz. Bu ne demektir? 24'ün yükselebilmesi için ya kan basıncını yükselteceksin ya da şu ikisinin toplamını bir şekilde düşürürsek buradaki toplam sonuç yükselecektir. Eğer kan basıncı artarsa süzüntü miktarı artar. Kanın akışı hızlanırsa, daha hızlı bir akma olursa gene aynı şekilde süzüntü miktarı artar. Eğer damar içindeki kan miktarı artarsa, çünkü kan fazlalaşınca daha fazla madde olacak demektir. Yine artacaktır. Ya da damar büzülürse, zaten damarın büzülmesi basıncı arttıracağı için gene süzülmeyi arttırmış olacaktır. Şimdi gelelim idrar oluşumunun bir diğer olayına. Bu da geri emilim. Diğer ismiyle reabsorpsiyon. Şimdi biz demin aslında önümüze geleni boğmanı aldık. Şimdi biz şunu yapacağız. Demin önümüze geleni attıktan sonra diyeceğiz ki Aa, bu işime yarar bunu da alayım. Bu işime yarar bunu da alayım. Yani önümüze geleni attıktan sonra onları tekrardan geri alacağız. İşte bu olaya geri emilim adını veriyoruz. Geri emilimle her maddeyi alamazsınız. Ki bu çok önemlidir. Kreatinin adını verdiğimiz madde süzülme ile boğmana geçer ve bir daha asla geri emilmez. Geri emilmeden idrarda artık ne kadar varsa hepsi idrarla dışarı atılacaktır. Geri emilimle de sadece yararlı madde alınacak diye de bir şart yoktur. Vücudumuz kan bileşimini ayarlayabilmek için üre dediğimiz aslında idrarı oluşturmamızın ana sebebi olan azotlu boşaltım atığını da geri emebilir. Yani geri emilimi yararları almak, zararları atmak olarak düşünmeyin. Kan bileşimini ayarlayabilmek için ne gerekiyorsa geri emilimle alınabilir. Ve nefron kanallarına baktığımız zaman nefron kanallarının her biri aynı şekilde geri emilimle yapmayacaktır. Bir sırayla bakacağız. Proksimal tüp şuradaki ilk dalgalanmanın olduğu yerdir. Ve burası Özellikle geri emilimin çok yoğun olarak yapıldığı bir yerdir. Ve süzülmeyle Bowman kapsülüne geçen o sıvı içerisinde yararlı maddeler de vardır. Özellikle amino asitler ve glikozlar ve bunların atılmaması gerekir. Dolayısıyla sağlıklı bir insanda amino ve glikozun idrarda asla bulunmaması gerektiğinden proksimal tüp bunların tamamını geri emer. Ve bu sırada aktif taşıma da kullanabilir, pasif taşıma da kullanabilir. Yani burada enerji harcama olabilir. Proksimal tüpün içerisinden ilerledikten sonra Henle kulbu karşımıza çıkıyor. Henle kulbu da şu aşağıda bulunan bölge. Henle kulbunun aşağıya inen koluyla yukarı çıkan kolunun çalışma şekli birbirinden farklıdır. Aşağı inen kol su geri emiliminin yapıldığı yerdir. Henle kulbu ne kadar uzunsa su o kadar fazla geri emilir. Zaten kurak ortama adapte olmuş hayvanları incelediğimizde Henle kulbunun daha uzun olduğunu görüyoruz. Yani bir canlının böbreği incelenirken eğer Henle kulbu uzunsa o zaman o canlı için kurak ortam canlısıdır diyebiliriz. Aynı mantıkla glomerulusu büyükse bu da süzüntünün çok fazla olacağı anlamına gelir. O zaman da kurak ortam hayvanı değil diyoruz. Dolayısıyla Henle kulbunun uzun olması, bunu yazayım. Henle kulbu büyüdükçe canlı kurak ortama adapte olmuş oluyor. Aynı mantıkla glomerulus da küçüldükçe bu oluyor. Glomerulus ne kadar küçük o kadar az süzüntü anlamına gelecek. Buradaki henne kulbunun aşağı inen kolu suyun bol miktarda geri emilimini sağlar ve idrarı yoğunlaştırır. İdrarın daha yoğun, daha kıvamlı bir hal almasını sağlar. Ve süzüntü içindeki suyun çok büyük bir kısmı Henle kulbunda geri emilir. Henle kulbunun çıkan koluna baktığımızda ise yukarıya doğru çıkan kolu burada kesinlikle su geri emilimi yapılmaz. Çünkü bu kol suya geçirgen değildir. Tam tersi bu kol tuz geri emilimi sağlar. Burada sodyum ve klor iyonları bol miktarda hem aktif hem pasif taşımayla geri emilir ve bu şekilde idrardaki tuz miktarı da azaltılmış olur. En son ise bu bölgede distal tüp bulunur. Distal tüp ise ikinci kıvrımlı bölgedir. Burada da mutlaka geri emilim yapılır. Ama burası geri emilimden çok salgılamanın daha yoğun yapıldığı bir bölgedir. Bu salgılamayı da zaten birazdan anlatacağım. Distal tüpün geri emilimdeki en büyük rolü ise hormonal aktivitedir hipotalamusta üretilip hipofiz bezinden vücuda salgılanan ADH, böbrek üstü bezinin de korteks bölgesinden salgılanan aldosteron distal tüpe etki eder ve distal tüpte geri emilim yaptırır. Zaten hormonal aktivite konusu var. Birazdan anlatacağım. Orada da bahsedeceğim bundan. Ama kısaca söylemek gerekirse ADH etkisiyle distal tüpten su geri emilimi yapılırken Aldosteron etkisiyle tuz ve tuza bağlı olarak su geri emilimi gerçekleştirilir. Yani burası hormon aktivitesiyle geri emilim yapar. Distal tüp kesinlikle üreye geçirgen değildir. Yani süzüntü bunun içinden geçerken üre geri emilimi yapılmaz. Ama sorularda diyecek ki distal tüpte üre emilimi yapılmaz ama distal tüp idrar içindeki ürenin yoğunlaştırıldığı alandır. Bunun sebebi de şudur. Evet üre miktarı değişmiyor ama üre dışında kalan diğer maddeler geri emildiği için bu bölge ürenin yoğunluğunu arttırıyor. O yüzden burada miktar değişmese de süzüntü içindeki üre yoğunluğu yükseliyor. Ve son olarak idrar toplama kanalı ise şu bölgedir. İdrar toplama kanalında hem ürenin hem de suyun geri emilimi yapılır. Bu kanal daha sonra piramit kanallarıyla birleşip içeriğindeki idrarı havuzcuk bölgesine boşaltır. Geldik idrar oluşumunun son aşamasına bu da salgılama. Şimdi biz süzüntüyle önümüze göleni boğmanı atıyoruz. Geri emilimle a bu fazla olmuş deyip geri alıyoruz. Aktif salgılamada ya da diğer ismiyle salgılamada ise bak aslında kanda bunlar da varmış bunlar da gitsin deyip tekrar geri veriyoruz. Bunu aslında şöyle düşünebilirsiniz. Varsayıyorum ki evde temizlik yapıyoruz. Elimize bir poşet aldık. Önümüze ne gelirse hiç iyi mi kötü mü diye hiçbir şeye bakmadan her şeyi çöpün içine attık. Bu süzülme olmuş oluyor. Sonra o çöpün içinden Aa, bu aslında işime yarar deyip bazılarını geri aldım. Bu da geri emilim oluyor. Sonra çöpü tam atacakken bir baktım etrafta başka çöpler de gördüm. Onları tekrardan çöp poşetine geri bıraktım. İşte bu da salgılama olmuş oluyor. Salgılama olayında vücut Bowman kapsülüne geçemeyen ya da yeterince geçmemiş olan bazı ilaçlar, hidrojen, potasyum, amonyak, amonyum gibi çeşitli maddeleri tekrardan nefron kanallarına geri verir. Ve eğer bir insanda şeker hastalığı varsa salgılamayla buraya glikoz verilir. Böbreklerinde bir sıkıntı varsa da buraya amino asit verilir. Yani eğer bir kişinin idrarında glikoza rastlanıyorsa o kişiye direkt diyabet tanısı konulur ve Diyabet hastalarının idrarındaki glikozun sebebi bu bölgedeki distal tüpün salgılama yaparak glikozu buraya vermesinden kaynaklanır. Eğer idrarda aminosit varsa yine aynı şekilde bunun sebebi de bu bölgedeki aminositlerin distal tüpten nefron kanallarına verilmesinden kaynaklanıyor. Salgılama aslında proksimal tüpte de yapılabilir ama salgılamanın en yoğun olarak yapıldığı yer distal tüptür. Bu yüzden salgılama deyince aklınıza direkt distal tüp gelmelidir. Şimdi bunu bir özetleyecek olursak şurası A diyeyim. Buradaki A süzülme oluyor. Eğer ki nefron kanalındaki maddeleri dışarı atıyorsak B diyorum. Geri emilim oluyor. Tekrardan içine madde yerleştiriyorsak bu da salgılama olayı oluyor. Şimdi i̇drarın içeriğine baktığımız zaman idrarın içeriği tabii ki kişinin beslenme şekline göre değişikliğe uğrar. Ve dolayısıyla da pH'ı da buna göre değişikliğe uğrar. Bazen idrarımız aşırı asidik bazense bazik olabilir. Bu tamamen beslenme şeklimizden kaynaklanır. Ortalama 4,5 ile 8 pH arasında bir değişkenliğe sahiptir. Ayrıca içerisinde çeşitli inorganik ve organik maddeler bulunur. Bunlar neler olabilir? Üre Ürik asit amonyak. Özellikle üre bizim için çok önemli. Çünkü insanların temel azotlu boşaltım atığı üredir. Ama bu bizim amonyak ya da ürik asiti asla atmayacağımız anlamına gelmez. Bunun dışında kreatin, kreatinin, vitamin, sodyum, potasyum, kalsiyum, klor, fosfat ve su gibi maddelerde idrar içerisinde bulunacak. Şimdi bazı sorularda size bir şeylerin özellikle damar karşılaştırılması veriyor. Bu çok önemlidir. O yüzden kısaca bir bundan bahsedeceğim. Şimdi böbrek atar damarı, böbrek toplar damarı ve idrar arasındaki üre miktarını sıralayın derlerse. Şimdi şöyle düşünelim. Şu bir böbrek ve buradan gelen böbrek atar damarı, buradan gidense böbrek toplar damarı. Şimdi üre sonuç olarak buraya böbrek atar damarı ile geliyor ve buradaki maddelerin bazıları idrar ile dışarı atılıyor. O yüzden böbrek atar damarı içerisinde bulunan üre en fazladır. Buraya gelen ürenin bir kısmı idrarla dışarı atılırken bir kısmı geri emilim yapıldığı için böbrek toplar damarıyla böbreği terk edecektir. Bu durumda en fazla üreyi böbrek atar damarında görüyorum. Sonra idrarda en azsa böbrek toplar damarında görüyoruz. Ama bunu yoğunluk olarak yaparsak, yani içeriğini karşılaştırdığımda ürenin yüzdelik dilimini hesaplarsak, evet belki en fazla üreyi böbrek atar damar içeriyor olabilir ama Böbrek atar damarının içindeki diğer maddelerin oranı çok yüksektir. Bu yüzden idrar içerisindeki üre yoğunluğu en fazla. O yüzden en yoğun üreye idrarda rastlıyoruz. Sonra böbrek atar damarı. Zaten üre miktarı en az olduğu için sonra da böbrek toplar damarı oluyor. İdrar oluşumunu sağlayan 3 olayın seçiciliğine bakacak olursak. En seçici olan salgılamadır. Çünkü salgılama, aa bak bu da atılmalıymış gibi düşünüp nefron kanalına son anda verilen maddelerdir. Sonra geri emilim aslında bu yararlıymış diye alır. Süzülme ise önüne geleni nefron kanalına verir. O yüzden en seçici salgılama, en az seçici ise süzülme olacaktır. Böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarı arasındaki oksijeni karşılaştıracak olursak atar damarlar Oksijen bakımından genellikle temiz damarlardır. Bu yüzden böbrek atar damarının oksijen miktarı böbrek toplar damarından daha fazla olacaktır. Ve gelelim glikoz miktarı. Bu çok önemlidir. Çünkü bunu açken ve tokken iki farklı şekilde tanımlamalıyız. İlk olarak tokken bakalım. Eğer toksa kişi o zaman böbrek atar damarı böbreğe bol miktarda glikoz getirecektir. Böbrekte bu glikozları kullanacak ve Enerjisini üretecektir. Dolayısıyla tokken böbrek atar damarın glikoz miktarı böbrek toplar damarından fazladır. Ama eğer açsak bir önceki videoda hatırlayalım. Böbreğin görevlerinden bir tanesi uzun süre açlık durumunda yağ ve proteinleri karbonhidrata dönüştürmektir. Eğer açsak o zaman böbrek atar damarından zaten glikoz gelmeyecektir. Ve bunun sonucunda da böbrek protein ve yağları karbonhidrata dönüştürüp kana glikoz verecektir. O yüzden böbrek toplar damarındaki glikoz miktarı böbrek atar damarından daha fazla olacaktır. Şimdi gelelim böbreğin çalışmasında etkili olan, idrar oluşturmasında etki eden hormonlar. Bunlardan ilki ADH. ADH vazopresin hormonu ya da antidiüretik hormon. Hipotalamus tarafından üretilir hipofizin arka lobuna gönderilir ve arka lobdan da vücuda salgılanarak böbreklere etki eder. Bu hormon özellikle distal tüpü etki eder ve distal tüpü etkilediği zaman suyun geri emilimini sağlar. Ve kişide eğer ADH eksikliği varsa o zaman bu kişilerde şekersiz, Diyabet adını verdiğimiz bir hastalık görülür. Şekersiz diyabetin normal diyabetle hiç alakası yoktur. Sadece belirti benzerliği vardır. Tek farkı bu kişilerin idrarında glikoz bulunmaz ama idrar aşırı suludur. Çünkü vücut su geri emilimi yapamadığı için bol miktarda su atarak bir idrar oluşturmak durumunda kalır. Bir diğer hormonsa aldosteron hormonudur. Aldosteron hormonu hipofiz bezinden salgılanan adrenokortikotropin hormonun etkisiyle böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanır ve böbrekteki sodyum ve klorun geri emilimini arttırırken potasyumun geri emilimini azaltır. Yani genel olarak aslında tuz geri emilimini arttırır. Dolayısıyla distal tübe etki ederek tuzun geri emilmesini sağlar ve distal tüp tuzu geri emerken bunun yanında suyun da geri emilimini de sağlayacaktır. O yüzden bu hormon aslında minerallerin geri emilimini sağlarken mineral geri emilimi de ozmotik basıncı çok yükselteceği için su geri emilimini de dolaylı olarak sağlayan bir hormondur. Parat hormon kalsiyum dengesini etki eden bir hormondur. Paratroid bezinden salgılanır ve kandaki kalsiyumu normal değere yükseltmeye çalışır. Bunun içinde de idrarla kalsiyumun geri atılmasını engel olmaya çalışır. Yani kandaki parat hormon miktarı yükseldiği zaman idrarımızın oluşumu sırasında kalsiyum geri emilimi arttırılır. Tam aksi şekilde ise fosfor geri emilimi azaltılır. Yani bol fosfor atarız ama kalsiyumu mümkün olduğunca atmayız. Ve son olarak kalsitonin paratormonun antagonistidir. Tiroid bezinden salgılanır ve kandaki kalsiyum miktarını azaltmaya çalışan bir hormondur. Ve bunun içinde kalsiyumun geri emilmesini istemez ve idrarla bol miktarda kalsiyumun atılmasını sağlar. Şimdi böbreklerdeki damarların birbirleriyle bağlantısına bakacak olursak temizlenmiş olan kan aortta çıkar. Tabi burada temizden kastım karbondioksit oksijen dengesidir. Azot anlamında değil. Temiz kan aorttan çıktıktan sonra bu temiz kan böbrek atar damarına gelir. Böbrek atar damar içine girdikten sonra dallanarak getirici atar damarları oluşturur. Bu getirici atar damarlar glomerulus kılcallarına bağlanır ve glomerulus kılcallarına bir süzülme gerçekleşir. Bu süzülme sonucunda kalan maddeler götürücü atar damar şeklinde tekrardan glomerulustan uzaklaşır. Burada glomerulus kılcalında kanda bir kirlenme olmaz. Çünkü glomerulus kılcalı normal kılcallardan farklı olarak madde alışı yapmaz. Sadece maddenin boğmana geçmesini sağlar. Götürücü atar damarlar ise sonradan incelerek nefron kanallarını oluşturur ve bu nefron kanallarında madde giriş çıkışı gerçekleşir. Çünkü burada hem geri emilim yapılacaktır hem de salgılama yapılacaktır. Oysaki ki glomerulus da sadece süzülme olayı gerçekleştirilir. Geri emilim ve salgılama sırasında tabii ki hücreler kendileri de enerji için kullanacaklar içindeki oksijeni ve kan kirlenecek. Kirlendikten sonra kirlenmiş olan kılcal kan damarı içindeki kanı böbrek toplar damarının daha ince olan kolları toplayacak. Topladıktan sonra böbrek toplar damarına verecek ve böbrek toplar damarı alt ana toplar damarla bağlanarak kalbin sağ kulakçığına Giriş yapacak ve böylelikle Kalp ile böbrek arasındaki dolaşımda Sonlanmış olacak Şimdi gelelim Karşınıza çokça çıkabilecek olan Boşaltım sistemi hastalıklarına Şimdi nefrit zaten Bir hastalığın sonunda it görüyorsanız Bir şeyin enfeksiyonudur Nefrit de nefronların iltihaplanmasıdır. Bu nefron iltihaplanmasının mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Çünkü tedavi edilmediği durumda nefron iltihabı ilerler ve böbreğin tamamen çalışmasına engel olur. Yani böbrek yetmezliği ile sonuçlanır. Nefrit peki neden olur dersek çeşitli mikroorganizmaların böbreğe bulaşmasıyla ortaya çıkar. Ve bunlar genellikle aslında başka hastalıkların tedavi edilemeyip böbreğe ulaşmasıyla karşımıza çıkan bir durum. Durumdur. Örneğin bademcikte meydana gelen çeşitli enfeksiyonlar, diş çürüklerinin tedavi edilememesi ya da mikroorganizmaların bulaştırdığı çeşitli bulaşıcı hastalıklar gibi hastalıklar nefronlara en sonunda yerleşir ve tedavi edilmediğinde de nefrit olur. O da tedavi edilmezse böbrek yetmezliği olacaktır. Ve tedavisi antibiyotik olarak karşımıza çıkıyor. Böbrek taşları ise gereksiz yere ilaç kullanma, çeşitli hormon bozuklukları, genetik olarak vücudunuzun böbrek taşı oluşturmaya elverişli olması ya da aşırı derecede kalsiyum içeren besinlerle beslenme, mesela çok fazla soda içme gibi bu da olabiliyor. Aşırı derecede bu tarz şeylerle beslenmek özellikle havuzcuk bölgesinde kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat gibi minerallerin birikmesine yol açıyor. Ve bu birikim de karşımıza böbrek taşı olarak çıkıyor. Böbrek taşları küçükse kum şeklindeyse ya da biraz daha küçükse bol su içerek atılabiliyor. Ama biraz daha büyük olduğunda lazerle kırma ya da ameliyatla vücuttan çıkartılması gerekiyor. Böbrek taşları tedavi edilmediği durumlarda bulunduğu bölgelerde iltihaplanmalara ve kanamalara yol açıyor ve hala tedavi edilmezse böbrek yetmezliği ile yine karşımıza çıkabiliyor. Böbrek yetmezliği ise böbreğin Çeşitli iltihaplanmalar ya da zedelenmeler sonucunda bir süre sonra görevini yapamaz hale gelmesidir. Çünkü bu kişilerde nefronlar süzülme, geri emilim ve salgılama mekanizmasını tam olarak gerçekleştiremezler ve idrar içerisinde normalde atılmaması gereken maddeler bulunmaya başlar. Özellikle idrarda protein bulunması ve idrarda kana rastlanması bunun en önemli belirtisidir. Bu kişiler diyaliz adını verdiğimiz bir makineye bağlanır ve diyaliz nefronun yaptığı işi yapay olarak gerçekleştiren bir makinedir. Tabii ki dialize girerken bir yandan da böbrek nakil listesine alınırlar ve böbrek naklinin de mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir. Üremi bir hastalık değil aslında bir durumdur. Üremi kandaki üre miktarının aşırı derecede artması durumudur. Böbrek yetmezliği olan kişilerde zaten kandaki üre tam olarak atılamadığı için kandaki üre miktarı yükselir ve üremi meydana gelir. Albümin ise yine nefronların tam olarak görevini yapamadığı için idrarda protein bulunmasıdır. Zaten böbrek yetmezliğinde de albümin adını verdiğimiz bu protein idrarda rastlandığı için bu da bir durum olarak karşımıza çıkar. Ve idrar yolu enfeksiyonu sistit olarak da bilinir. Çok sık rastlanan bir enfeksiyondur. İdrar yolunda enfeksiyona uğrayan şey böbrek değildir. Mesane ya da idrar yoludur. Yani üreterdir. Üretra, mesane ya da üreter olarak düşünebiliriz. Antibiyotiklerle mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor ama Herhangi bir şekilde tedavi edilmezse bu enfeksiyon aşırı derecede ilerleyip böbreğe ulaşabiliyor ve bunun sonucunda da böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının en büyük belirtisi ağrılı ve sık idrara çıkma şeklinde kendini göstermesidir. Hatta bazen idrarda kan da bulunabilir. Ama burada idrarda kan bulunmasının sebebi böbrekte bir sorun olduğundan değil, idrar yolundaki bir enfeksiyonun kanamaya yol açmasından kaynaklanıyor. Tabii ki eğer idrarda kan varsa bu enfeksiyonun çok daha ciddi bir boyutta olduğunun göstergesidir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle boşaltım sistemini tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.